من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bu arada ahirete gittim geldim. Bugün üstadım da çok selamları var size. Şekerim çok yükseldi. Allah razı olsun. Duanızla geldik yani. Yoksa gelecek durumda değildik. Ama selam getirdim yani. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmetül İstiaze Risalesi'nin 13. işaretindeyiz. 3 noktadır. Birinci nokta, şeytanın en büyük desisesi. Hakaik-i imaniyenin azameti cihetinde dar kalpli ve kısa akıllı ve kasır fikirli insanları aldatır. Der ki, bir tek zat umum zerrat ve seyyarat ve nücumu vesair mevcudatı bütün ahvaliyle tedbir-i rububiyetinde çeviriyor, idare ediyor deniliyor. Böyle hadsiz acip büyük meseleye nasıl inanılabilir? Nasıl kalbe yerleşir? Nasıl fikir kabul edebilir der. Azli insani noktasında bir hissi inkari uyandırıyor. Bu hakikaten son işaret ama çok önemli bir nokta yani bu birinci nokta. Ben daha önce de vermişimdir yani bura. Allah uzun ömür versin. 40. hocamın çok güzel bir misalidir. Geçen de okuduğumuz men yuhyil izame ve hiye ramim. Yani şu çürümüş kemikleri kim diriltecek? Yani insanoğlu diyor, kendi kudretine ve kuvvetine kıyas ederek haşa Allah'ın işlerini ona göre karar vermeye çalışıyor. En büyük hatası o. Yahu sen yaratmayacaksın ki. Anlatabildim mi? Sen yani 70-80 kiloyu kaldırmaktan acizsin. Veyahut da bir gözünü tamir etmekten acizsin. Tırnağını tamir etmekten acizsin. Tırnağını. Yani vücudunda bütün insanlık tırnağı tamir etmekten aciz. Dolayısıyla en büyük vurdukları nokta ehli küfrün bu. Yani sanki insan yapacakmış gibi kendine kıyaslayarak efendim şeytanın en büyük destesi İman hakikatlerinin azameti cihetinde mesela Allah'ın varlığı ve birliğine iman meselesi. Bütün kainatın tek elden idaresi. Yahu ben evimi idare edemiyorum nasıl olur? E mübarek sen idare etmiyorsun ki. Bunu Allah idare edecek. Bir çok önemli bir kaide de hiçbir zaman masnu sanat eseri olan saniin ustasından anlamazsın. Burası çok önemli. Yani şu masaya ya mobilyacıyı bir anlat bakalım desen hiçbir şey bilmez yani. Çünkü sanat eseridir o. Sanatkarını anlatamaz yani. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la tetefekkeru fi zatillah. Yani Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin. Nasıl yani? Çünkü nihayetsiz bir şey. Nihayetli bir ilimle idrak edilemez. Ben bunu çok tekrar ediyorum muhakematta. Çok önemli bir düstur var. Orayı okuyayım. Var mı muhakeme? Ondan sonra bu soruyu tekrar okuyalım yani. Bir de muhakemat yoksa üniversiteye 500 euro gitti. Hadi bakalım. Tamam. Allah razı olsun senden güzel kardeş. Şimdi üçüncü makalede İnşallah sizi yormadan buluruz yani. Ah, burası işte. Vehim ve tembih. Vehim ve tembih. İnsanın zihni, yani biliyorsunuz zihin ne demek, ve lisanı, yani dili, ve sem'i ve kulağı cüz'idir. Ne demek? Ahmet Said kardeş bana bir soru sorduğu zaman, hemen arkasından eğer Recep kardeş sormaya kalkışırsa bekle kardeşim ya. Ahmet kardeşe cevap vereyim ondan sonra. Hem ona olmaz yani. Ben nasıl bir dilimle iki kişiye cevap vereyim? Cüz'i demek bu yani. Ve teakubi. Arka arkaya ancak yapabilirsin yani. Efendim bu gece bana 1000 tane masa imalat gönder. Ulan mübarek adam benim fabrikada ancak 30 tane yapılabiliyor bir gecede.
Yani bu mümkün değil insan için yani. İnsana ait her şey cüz'i ve teakkubi. Yani bir şeyle meşgul olabiliyor, arka arkaya sırasıyla meşgul olabiliyor. Oldukları gibi fikri ve himmeti dahi cüz'idir. Fikri de öyle. Bu fikri ve himmeti cüz'idir. En güzel insan üstadın ki. Adam bir köylüye sormuşlar. Demişler ki Allahu Ekber ne demek? Demiş yani Allah ağamızdan da büyük yani. Anlatabildim mi yani? Adam çünkü büyük olarak bir tek ağayı biliyor. Yani ne Amerika ne Rusya hani dev dünya ne Samanyolu bir şey bilmiyor yani. Büyüklük onun için ağa. Dolayısıyla onun himmeti ve fikri çok cüz'i yani. O şimdi Allah'ın büyüklüğünü, azametini nasıl idrak edebilir yani? Bir damla su nasıl bir okyanusla kıyaslanır yani? Ve teakkup tarikiyle, sırasıyla yalnız bir şeye taalluk eder bizimkiler. Yani ben bir soruya cevap bilebilirim aynı anda. Diğeri beklemek mecburiyetinde. Anladın değil mi? Bir şeye ciddi bakabilirim. Anlatabildim mi? O zaman siyasetçi bakışı olur. Hem seni dinler aslında o hesap yapıyor. Anlatabildim mi? Siyasetçi bakışı olur. Var öyle çift bakanlar. Anlatabildim mi? Ve meşgul kalır. Başka bir şeyle meşgul olamaz. Hem de bura işte önemli. İnsanın kıymet ve mahiyeti himmeti nispetindedir diyor. İlahirihi devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi burada bir cümle daha ifade ediyor. İşte tabii yani burayı okusak mı acaba şurası yani? İşte okuyalım hakikaten. Çok enteresan çünkü. Hem de insan teveccüh ve kastettiği şeyde güya fena fil maksad oluyor. Bu da ayrı bir dert. Bir bakıyorsun tarikat ehli bizzat. Bütün şeyi tarikat. Yani hatta tarikata girmemişse bir insanı tam İslami hayatı yaşıyor kabul etmiyoruz. Bu mesele fikri bakımdan öyle. Diğer meseleler de öyle. Yani adam operatör, bütün şeyi, nerede o kardeşimiz? Yani iş makinalarıyla uğraşmak. Ben de fıkıh kitaplarıyla uğraşıyorum. Yani herkes meşgul olduğu alan. İşte şu noktaya binaen basit bir mesele veya cüz'i bir şey büyük bir adama isnat olunmaz. Şimdi bu noktada diyor, evet, işte hiçbir cihette mümkünata benzemeyen, yani var olan mümkün varlıkların hiçbirine benzemeyen vacib bir vücudu tefekkür etse, düşünmeye kalkışsa, yine kuvve-i vahimesi, o vehim kuvveti, aman ya Rabbi, yani kendi vehmini düstur etmek istiyor. Problem buradan çıkıyor. O zaman Allah'ın sıfatlarını idrak edemiyor. Kudretine, halbuki Sani-i Zülcelal şu noktayı nazarla temaşa edilmez. Çünkü kudretine inhisar yok. Kudretinin sınırı yok. Anlaşıldı değil mi? Yani bir anda bir yani bir sıkıntıya düşmüş bir musibet sedenin yardımına ulaştığı gibi milyarlarca şeyin de nedir hamsinin de rızkıyla, rızkını vermekle meşgul Cenab-ı Hak. Kulle yevmin huve fî şen. Her an vazife başında. Dolayısıyla bizimle kıyaslanmaz. Güneşin ışığı gibi. Ne kadar güzel misal verdi. Ama güneşe kıyaslamayın yine. O bir misal. Güneşin ışığı gibi. Kudret, ilim ve iradesi her şeyi şamil, her şeyi birden kapsıyor. Yani şu meydanda güneş de olsa, 1 milyon kişi de meydanda toplasa güneş ona vurur, 2 kişi de toplansa vurur. Güneşin ışığını Cenab-ı Hakk'ın ilmi, kudreti ve iradesini anlamak için örnek kabul edebiliriz. Böyle bakmak lazım mesela. Başka bir yerde de üstad devamında öyle diyor. Cenab-ı Hakk'ın ilmi, iradesi insanın cüz'i ve teakubi olmasının tam tersine muhit, kapsayıcıdır. İfade ettiği gibi. Şimdi bu okumadan sonra sorumuzu baştan alalım. Maalesef şeytanın en büyük hilesi ve desisesi bizi kandırıyor. İman hakikatlerinin azameti cihetinde mesela Allah'a iman değil mi? Bütün kainatı idare ediyor. Mesela meleklere iman değil mi? Bir anda istediği yerde bulunabiliyor. Melekler açısından da aklımızın ermediği nokta bu. Biz ancak A380 ile kıyaslıyoruz. Halbuki biliyorsunuz Samanyolu'nda saniyede milyonlarca kilometre hızla giden
seyyareler ve gezegenler var. Yani burası çok önemli. Ahirete iman yine öyle. Cennet, cehennemin anlaşılması. Hepsi buna dahil. Şimdi bu sebeple dar kalpli, kısa akıllı, kasır fikirli insanları aldatıyor şeytan. Diyor ki bir tek zat, umum zerrat, ne kadar zerreler varsa, bir tek güneş misaliyle bunu halletti aslında. Ve seyyarat, ne kadar gezegen yıldızlar varsa, nücum, ne kadar yıldızlar varsa, vesair mevcudatı, dünyadaki kainattaki bütün varlıkları, bütün ahvaliyle tedbir-i rububiyetinde çeviriyor. Yüdebbirul emr. Bu tamamen bir ayet-i kerimenin mealidir. Yani yanlış hatırlamıyorsam ya sure-i Rad ya sure-i Hud. Çeviriyor, idare ediyor deniliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de deniliyor bu. Böyle hadsiz, acip, büyük meseleye nasıl inanılabilir? Bu şeytanın sorusu. Nasıl kalbe yerleşir, nasıl fikir kabul eder? Buna cevap verecek. El cevap, şeytanın bu desisesini susturan sır Allahu Ekber'dir. Ne kadar güçlü devlet düşünürseniz düşünün, Allah'ın saltanatı daha büyüktür. Ne kadar büyük ilim düşünürseniz düşünün, Cenab-ı Hakk'ın ilmi nihayetsizdir, sınırsızdır. Evet. Ve cevabı hakikisi de, gerçek cevabı da yine Allahu Ekber'dir. Nasıl? Evet, Allahu Ekber'in ziyade kesretle, bu da çok önemli. Her meselede, her ibadette, çoklukla, şair-i İslamiye'de, İslam'ın sembol olan ibadetlerinde, namazda, hacda, oruçta, tesbihte, tezkirde, bütün bunlarda çokça kullanılmasının tekrarı bu desiseyi mahvetmek içindir. Demek ki her beş vakit namazda defalarca Allahu Ekber deyişimiz, nefsin ve şeytanın bu manada getireceği bir kısım şüpheleri ve desteleri ortadan kaldırmak içindir. Ey insan, kendine kıyaslama, Allah daha büyüktür. İşte gördün A380'i, yahu ne büyük bu uçak, ya dünyamıza ne dersin? Gırhıncı hocamın dediği gibi işte, hatırlarsınız. O Dolmabahçe'deki misal. 4,5 tonluk avize. Gırhıncı hocam demiş ki, ama yanmıyor demiş. Yahu demiş bu tarihi. Dışarı gel demiş dışarı. Şu güneşe bak. Dünyadan 1 milyon defa büyük. Hem de yanıyor. İnsanlar asıl bunu seyretmeli. Hadise bu. Ya. Çünkü insanın aciz kuvveti ve zayıf kudreti ve dar fikri böyle hadsiz büyük hakikatları Allahu Ekber nuruyla görüp tasdik ediyor. O nurla idrak edebilir insan. Allahu Ekber kuvvetiyle o hakikatları taşıyor ve Allahu Ekber dairesinde yerleştiriyor. Neden ehli tarikat çokça Allahu Ekber dediğini ve bunu La İlahe İllallah dediğini bu da bir mana ile ifade ediyor, anlatıyor. Ve vesveseye düşen, şüphe sokulan kalbe ne diyor ki, bu kainatın gayet muntazamca, fevkalade intizam içinde tedbir ve tedbiri, yani bir defa kainatta sen hiçbir şekilde bozukluk gördün mü? Görüyorsun işte Hollanda gibi, güya polis devleti gibi olan, her şeyi kontrol eden, her şeyi firhunne bağlayan, yani koskoca 3-4 şehri mahveden bir kimya fabrikası ruhsatsız çıktı. Biliyorsunuz neydi onun adı? Murdayk. Murdayk mı? Murdayk. Yaşa. Murdayk'taki kimya fabrikası ruhsatsız çıktı. Hayır. İşte buyurun Avrupa. Halbuki şu kainatta beşerin eli karışmayan hiçbir şeyde düzensizlik yok. Bereket olsun diye yanlış hatırlamıyorsam o ayeti okuyayım. Çünkü ayetler bize ne veriyor? Bereket veriyor. Bereket veriyor. Herhalde buradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok da ya hakikaten burada bu da öyle. Evet bu da öyle. İnne rabbekum, sizin Rabbiniz Allah'tır. Öyle bir Allah ki ellezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâm. Gökleri ve yeri 6 günde, o 6 günün manasını Bediüzzaman Hazretleri lemalarda izah ediyor. Onun farklı izahları var. Sümmesteva alel arş. Sonra kainattaki bütün rububiyete, rububiyet saltanatına hakim oldu. Yüdebbirul emr. Yerde gökte, yerlerde göklerde işi tedbir ediyor. Nizamsızlık yok.
acaba milyonlarca çekirdek veya tane ekiyorsunuz? Buğday ekip de acaba arpa çıktığını gören var mı? Hiç karışıklık yok. Hiç karışıklık. مَا مِنْ شَفِعِنْ اِلَّا بِنْ بَعْدِهِ Onun izni olmadan da kimse kimseye yardım edemiyor. İşte ذَارِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَعْبُدُوا İşte sizin hakiki Rabbiniz budur. İbadet edecekseniz buna edin. اَفَلَا تَذَكَّرُونَ Hala hakikatleri hatırlayıp aklınızı başınıza getiremiyor musunuz? Bir ayet-i kerime. Demek ki o zaman bu kainatın gayet muntazamca tedbir ve tedbiri bir müşahede görünüyor. Nasıl görünüyor? Bu da çok önemli. Üstadım, görünüyor dedin de sen görüyorsun. Ben göremiyorum diyebilirsiniz. Nasıl görünüyor? Diyor ki bunda iki yol var. Birinci yol mümkündür. Ne demek yani? Fakat gayet azimdir ve harikadır. Bura çok önemli bulunan, yani çok önemli. Nedir o? Yani mümkün olan yol. Yani nasıl oluyor da kainattaki bu muntazam tedbir ve tedbir gözün meydana geliyor. Nasıl olacak bu? Ya kendi kendine olacak ya Cenab-ı Hakk'a isnat edilecek. Birinci yol mümkün olan yol. Nasıl? Gayet azim, evet büyük bir yol ve harika bir yol. Zaten böyle harika bir eser, şu kainat harika, olağanüstü bir eser. Bir harika sanat ile, çok acip bir yol ile olur. O yol ise mevcudat, hayvanlardan insanlara, bitkilerden toprağa kadar, bütün varlıklar, belki zerrat adedince, zerreler sayısınca, vücudunun şahitleri bulunan bir zat-ı ehad ve samedin. Bu çok önemli bir kelime. İki tane ehad ve samedin, yani bir ismi ehad, bir ismi samed olan Allah'ın rububiyetiyle, terbiyesiyle, irade ve kudretiyle olmasıdır. Bu birinci yol. Şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın iki sıfatını kullandı. Bunun kısaca açıklanması lazım. Birisi ehad sıfatı. Ehadiyet diyoruz biz ona. Birisi de vahidiyet var bir de. Bunu çokça izah ettik ama bu da hatırlatmak gerekiyor çünkü kullandığı mana çok önemli. Ehadiyetle vahidiyeti anlamak için şu misali vermek gerekiyor. Bura çok önemli. Nasıl misali vermek gerekiyor? Biliyorsunuz nehir gündüzde ve güneş ışığı sırasında nehri seyretmişsinizdir akarken. O su tanecikleri üzerinde güneşin parıltıları görülür. Aynı şekilde kırılmış ayna parçasının üzerinde de güneşin parıltıları görülür. Öyle mi? Şimdi bir tek damlanın içindeki güneşin parıltısına baktığımız zaman aksine, yansımasına bir, güneşin ışığı var mı orada? Var, değil mi? Kendine göre, kabiliyetine göre sıcağı da var mı? Bunun örneği büyük bir ayna koyun nasıl sıcak veriyor? Peki onun içerisinde 7 tane rengi de var mı? Olmasa zaten ışık meydana gelmez, o renk meydana gelmez. Bütün bunlar var, değil mi? Anladık değil mi bunu? Buna biz ehadiyet diyoruz. Güneşin ışığıyla, kudretiyle, bütün renkleriyle bir tek aynede küçük de olsa bulunması ehadiyet. Ama gidin bütün dünyadaki su damlalarına, cam parçalarına, aynalara bakın. Hepsinde aynı güneşin yansıması var mı yok mu? Var. Bu da vahidiyet. Çünkü hepsinde aynı özellik. O da tek bir güneşten geldiğinin delili. Burayı anladık mı? Şimdi burada Üstad Hazretleri vahidi kullanmadı. Ehadi kullandı. Niye? Şundan dolayı şu kainatta insandan tutun kırmızı gülüne kadar. Hatta basit gördüğümüz tram toprağına kadar. Tram deriz biz, bilir misiniz onu? Dram. Var mı? Hiç köylü yok mu aranızda? Yani bir çok kötü bir topraktır. Yani ne çiftçilikte işe yarar, ne doğru dürüst taştır. İkisi ortası. Kil değil. Yani. Kil ayrı. Neyse canım, köylülükten vazgeçin, ben de size anlatayım. Yani bu tür bir toprak işte bizim köyde çok olur. Şimdi tram, yani tramda bile çok kalitesiz görünür yani. Tramda bile Cenab-ı Hak sanki 22'nin sözdeki ifadesiyle
bütün isim ve sıfatlarıyla sadece onunla meşgul olmuş gibi inayet var, ihtimam var. Delilül inaye bu. Anladınız değil mi? Çok enteresan. Ahmet'in gözüne bak. Sanki Cenab-ı Hak bütün kainattaki işini bırakıp haşa, sırf onun gözünü düzenli yaratmak için uğraşmış gibi haşa. Öyle ki vasıflı, öyle ki kaliteli. Ehadiyeti anladık mı? Yani üstad bunu diyor ki, her canlıda en az kaç tane? 70'ten fazla diyor, Allah'ın ismi tezahür ediyor diyor. Anladık değil mi? Bu ehadiyet. Şimdi Cenab-ı Hak bütün isimleriyle böylesine hassas yarattığı, baldan tutun elmaya armuda kadar, balıktan tutun insana kadar, peygamberlere kadar hiçbirine de mühtaç değil. Samet. Bu da Samet ismi. Kainattaki hal bu. Yıldızlardan semalara, habbelerden zerrelere kadar, bütün mahlukat ve zerreler sayısınca her şey bir inayet delili sebebiyle öyle sanatla yapılmış ki Allah'ın dışında kimse onu yapamıyor. Hem öyle yaratılmış ki kendi kendine mühtaç ama onu yaratan Allah hiç ona mühtaç değil. Bizim bugün aradı Ali Bingöl, bak yine unuttuk Ali Bey'i. Neyse Ali Bilgin Bey profesör 65 yaşına ulaşmış, yaşlatmış. Ben böyle hep Erzurum'daki hutbelerimde çiçek misali veriyorum. Meyve misali veriyorum. Bir gün çıktı kendisi jeolog profesör. Hocam bizim taşlar darılıyor dedi yani. Niye Ali abi dedim? Dedi yemeğe gideceğiz. O zaman konuşacağım dedi. Gittik. Yemeği yedik hakikaten. Rahat mısın hocam? Dedim rahatım. O zaman şeker de değildim. Götürdü beni. Dev bir jeoloji laboratuvarı. Binlerce çeşit taş örneği. Mikroskobu aldı. Dedi hocam en kötü taşı beğen. Ben de tramı beğendim. En kötü taş o çünkü. Çok yani. Kötü toprak hocam. Çok kötü toprak. Ha, yani hiçbir şeye yaramaz dediğim gibi. Tramın olduğu yerde ne ot olur ne ağaç olur. Böyle elini tırtıklar. Böyle kötü bir taş. Sağlam değil, üzerine ev yapamazsın. Sonradan çöker yani böyle. Bir tram parçası dedi. Bunu beğenmiyorum. Baştan beri sevmiyorum bizim köyde. Gördüğüm yerden nefret ederim. Azizim onu bir mikroskopa koydum. Yahu o tramı teşkil eden o hücrelerdeki sanatı, nakışları bir görseniz. Ne anneler, ne gelin adayları o nakışları işleyebilir. Ne nakış fabrikaları işleyebilir. Dedim Ali abi, taşlardan özür diliyorum. Çiçeklerden güzelmiş onlar ya. Anladık değil mi? O tramp tramptı. Her bir zerresi kendine göre şeyleri var yani böyle. Ama hepsi belli şeylerde yani. Ama nasıl bir dizayn, nasıl bir grafiker. Mühendislik. Şimdi anladık mı? Ehadiyet ne demek yani? İkinci yol ise bu kainat nasıl yaratılacak? Ha, üstad bunu tabiat risalesinde de zikrediyor. Hiçbir cihet imkanı olmayan, hiç mümkün olmayan, imtina derecesinde, imkansız denecek kadar müşkilatlı, çok zor, hiçbir cihette makul olmayan şirk ve küfür yoludur. Şirk ve küfür yoludur. Yani haşa, ya sebepleri, toprağı, taşı, elementleri Allah'a ortak koşmak, bunlar yapıyor demek, tabiat yapıyor demek gibi. Veya işte haşa kendi kendine oluyor demek. Üstad bunu tabiat risalesinde üçe bölüyor. Dördüncüsü de Allah'ı ispat yoludur. Ya kendi kendine oldu diyeceksin, ya sebepler yaptı diyeceksin, veyahut da tabiat yaptı diyeceksin. Üçünü de iptal ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Çok delillerle iptal ediyor ve tabiat risalesini mutlaka okuyun yani. Çünkü 20. mektup ve 22. söz gibi çok risalelerde gayet kat'i ispat edildiği üzere o vakit kainatın her bir mevcudunda, hatta her bir zerresinde bir üluhiyet mutlaka, mutlak bir ilahlık olması lazım. Niye? Bir tek zerrenin oluşması için ayın olması lazım. Güneşin olması lazım. Bu şekilde dönmesi lazım. Dedi ki, bir karpuz çekirdeğinin olması için, hele benim hani hanımımı da şey yaptığım, aldığım,
35 kilo mu demiştik? Ha. 35 kiloluk karpuzla bizim hanımı aldık biz. Şimdi o 35 kiloluk karpuz olmasa içindeki küçücük çekirdek olmaz. O karpuzun olması için de bütün dünyanın olması lazım. O zaman bir tek Allah'a inanmıyorken, üstad bunu çok yerlerde söylüyor, her bir varlık, hatta zerre sayısınca ilahları kabul etmek gerekiyor. Üluhiyeti mutlaka ve bir ilme muhit, her şeyi kapsayan bir ilim olacak. Yoksa nasıl münasebetlerini kuracak? Ve hadsiz bir kudret bulunmak lazım gelir. Ta ki mevcudatta bir müşahede görülen gözümüzle görüyoruz. Gayet derecede nizam, intizam, gayet hassas mizan, ölçülü, düzenli. Bunlar, bu kelimeler çok önemli. Şimdi ölçülü olur da düzenli olmaz. Belli bir ölçüde olur, anlatabilirim, ama fazla gelir. Benim dayım 2,5 metreye yakın. 2 metre 30 mu, 2 metre 25 mi? Yarım dünya diyorlar ona. Cenab-ı Hak onun bir ayağını, yani bir ayağını ya 3 milim ya 4 milim, yani o kadar uzun yaratmış. Şimdi ayağa kalkamıyor. Onlarca defa ameliyat. Anladınız değil mi? Mizan ve nizamı anladınız mı? Ya iyi de uzun ayak. Yok iyi değil. İstersen verelim sana da. Hasan. Öyle mi istiyorsun? Dayım gibi. Ya. Hassas mizan ve imtiyaz ile mükemmel ve müzeyyen olan, süslü ve mükemmel olan nukuşu sanat. Sanatın bakışları. Demek ki o ayakların aynı uzunlukta olması da İlahi sanatın bir nakşi. Yoksa sıkıntı çekiyorsun. Vücut bulabilsin. Elhasıl eğer tam layık ve tam yerinde olan azametli ve kibriyalı rububiyet olmazsa, bütün kainatı ihade edecek bu terbiye sanatı olmazsa Cenab-ı Hakk'ın, o vakit her cihetçe gayrimakul, akılsızca olan ve mümteni, imkansız bir yol takip etmek lazım gelir. Layık ve lazım olan azametten kaçmakla, Allah Allah, o kadar güzel bir cümle ki tamamen mantık tabirleriyle dolu, muhal ve imtinaa girmeyi şeytan dahi teklif edemez. Ne demek efendim? Layık ve lazım olan azametten kaçmakla, yani bir defa layık demek, bu kainatın ustası elbette ki bu büyüklükte olacak. Ona azamet yakışır. Lazım ise bu kadar, her biri dünya kadar sanatlı olan kainattaki zerreler, varlıklar, öyle mi öyle değil mi? Yani böyle bir ustayı zaruri kılar yani. Mecburen yani. Unsuz mümkün değil yani. Anlatabildim? Ha. Yani eğer bir yerde uçak inşa ediliyorsa, kusura bakmayın, bir bisiklet inşa edilen fabrika gibi olmaz yani. Daha büyük bir fabrika gerekir. Kainattaki her şeyi yaratan bir zatın da büyüklüğü, onun lüzumu yani. Kainat onu gerektiriyor. Eğer sen böyle bir zatı kabul etmezsen, o zaman ne olur? Muhal, imkansız ve de mümteni. Yani yine imtinadan kasıt, mümkün olmayan bir duruma girmeyi şeytan dahi kabul etmez. Teklif edemez. Bu birinci nokta. Gelelim ikinci noktaya. Şeytanın mühim bir desisesi. Şeytanın bizi aldattığı bir başka nokta. İnsana kusurunu itiraf ettirmemektir. Bu hepimizde var. Ya kabul et de. Geçenlerde birini tenkit ettim. Anladık değil mi meseleyi? Birini tenkit ettim yani. Yaptığı gayri İslami yazılardan, fikirlerden dolayı. Hocam ben de senden de beklemiyorum. Ben de üstadın cevabını verdim. Yani bu hepimizde var. Anlatabildim mi? Yani maalesef şeytanın en büyük bizi aldattığı noktalardan biri. Dedim ki güzel kardeşim, yani ben bunu senin hakkında yazdım. Ve hakikaten de çok rahatsızım. Çünkü sen İslam'a aykırı yorumlar yapmışsın. Bir ilim adamı, Almanya'da bir profesör, Türk profesör. Dedim eğer yanlış bir şey yazdıysan ne olur belgeleriyle bana gönder. Aynı yerde tasih edeyim, özür dileyeyim. Çünkü ben dedim, benim üstadımdan öğrendiğim şu. Bir insanın hatasını söylemek, o insanın omuzunda dolaşan akrebi haber vermek gibi ona iyiliktir yani. Hepimiz hata yaparız. Anladık değil mi? Bu çok önemli yani. Ama maalesef öyle değiliz. Bugün de biri bir dilim sürçmüş, bir hata, bir kelime hata etmişim. Yüzlerce mesele anlatmışım, bir kelime hata. Vay efendim sen dinci olduğun için bu hatayı kasten yapmışsın diye beni tenkit etmiş birisi.
Dedim kardeşim yani bu hatayı yaptıktan yarım saat sonra farkına vardık ama iş işten geçti. Dilim sürçmüş. Ben de zaten tavsiye ettim vesaire dedim. Ama adamın hedefi o değil yani. Yani kabul etmek güzel bir şey yani insan. Herkes hata yapar yani. Ama şeytan kabul ettirmiyor. En büyük eksiğimiz bu. Hele öyle adamlar tanımışım ki şimdi anlıyorum Ahmet kardeşim. Demek ki şeytanla çok beraber sohbette bulunanlar da bu meselede daha ifrat halindeler. Her şeyi kendisi en düzgün yapıyor. Ya de ki hatam budur, bitti. Hatanı kabul etmek ne kadar güzel bir şey ya. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki dün bunu söyledim bir alime, not aldı. Ya böyle mi diyor? Evet. İlmi münazaranın kaidelerindendir ki diyor. Anlatabildim mi? Eğer bir münazarada, bir tartışmada galip gelir, mağlup olursan diyor çok kazançlısın. Çünkü bilmediğin bir şey öğreniyorsun. Ama diyor galip gelirsen kaybedersin çünkü bilme hiçbir şey öğrenmiyorsun. Hele şu yaklaşıma bak yani. Anlatır mı? İslam'ın anlayışına bak yani. Şimdi burada da hakikaten öyle. Nefis kendini kusurlu kabul ettirmiyor. Ta ki kusurunu kabul etmeyince istiğfar ve istiaze yolunu kapasın. Şeytan onu yaptırıyor. Yani ben ne kusur yaptım? Allah'ın bağını bostanını mı bozdum diyor adam. Anlatabildim değil mi? Yani şimdi bir insan kusurunu bilmeli ki Allah'tan mağfiret dile. Allah'a sığına ya Rabbi şeytan beni aldattı ne olur beni kurtar diye. Ben hep bu ara şu duayı yapıyorum. Allahümme la tüşmik biyel a'da. Ya Rab beni düşmanların diliyle rezil etme. Çok güzel bir hadis-i şerif bu biliyorsunuz yani. Resulullah'ın duası. Yani ve la tekilni yani şeyi nefsimle beraber beni tarfete ayın. Yani beni nefsimle beraber bir an bile beraber bırakma. Hepimiz hata yapıyoruz. Hem nefsi insaniyenin enaniyetini tahrik edip insan nefsinin de enaniyetini o benlik hissini tahrik edip ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin. Adeta taksirattan takdis etsin. Bu hepimizde var maalesef. Sanki hiç kusursuz. Adam çok mükemmel, perfect. Değil kardeşim. Her tarafımız kusur. Evet, şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Allahu alem beş vakit namazda, secde ve rükû da bize kusurumuzu hissettirmek için. Yani biz küçüğüz, kusurluyuz. Bize tevazu düşer. Büyük olan Allah'tır. Osmanlı'da da varmış ya. Şahım senden Allah var. Mutlaka sesleniyormuş o resmi törenlerde biri. Çavuşbaşı. Padişahım senden büyük Allah var. Yani böbürlenme, büyüklenme. Hazreti Ömer radıyallahu anhü de bu sıkıntıyı gidermek için bir sahabe aylık veriyormuş, ücret veriyormuş. Her gün gelip ey Ömer ölüm sana vaiz olar. Ey Ömer öleceksin diyormuş. O da o şekilde kendini. Ne zaman ki bu beyaz saçlar düşmüş başına diyor ki artık sana ücret veremeyeceğim. Zaten benim ikazcılar başıma geldi demiş. Hazreti Ömer'in ifadesi. Demek ki şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüz teville tevil ettirir. Efendim ben bunu kastetmedim de. İşte benim kastım bu da sen yanlış anladığında. Ya mübarek de ki ben de kusur ettim ya özür dilerim. Ayıp değil mi ki? Yani bu asırda en büyük problemlerden biri bu. İmam-ı Malik Hazretlerine 40 tane mesele sormuşlar. 39'una la edri demiş. Bilmiyorum demiş. Bir tane cevap vermiş. Ama İmam Malik olmaktan düşmemiş yani. Yine büyük İmam Malik. Ve aynur rida an külli aybin keliyle. Her şey için geçerli bu. Bir şeye rıza gözüyle baktınız mı bütün ayıpları görmez olur. Bütün ayıpları görmez olur. Kelile yorgun düşer. Yani bakmaz ayıplara. Sırrıyla nefsine nazar-ı rıza ile baktığı için ayıbını görmez. Ayıbını görmediği için itiraf etmez. İstiğfar etmez, istiaze etmez. Allah'a sığınmaz. Şeytana maskara olur. Şeytana maskara olur. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir peygamberi alişan, büyük bir peygamber. وَمَا اُبَرِّيُ نَفْسِ Züleyha meselesinden dolayı diyor ki ben nefsimi tebriğ etmem. Kusurlardan, günahlardan yani uzağım demem. اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٓءِ اِلَّا مَا رَحْمَ رَبِّي Eğer diyor Rabbimin bana merhamet ettiği anlar hariç nefis devamlı insanı kötülüklere sevk ediyor. Ah bu düsturu
Hazreti Yusuf Aleyhisselam anladığı gibi biz de anlayabilsek. Dediği halde nasıl nefse itimat edilebilir? Nefsini ittiham eden kusurunu görürsün. Önce nefsine bir pay çıkar. Yani hepimizin ders alması lazım bu düsturlardan. Önce nefsimizi itham edeceğiz. Kusurunu itiraf eden istiğfar eder. Kusurunu kabul ederse Allah'tan af dilersin. İstiğfar eden, Allah'tan af dileyen adam istiaze eder. Bir daha kusur işlememek için Allah'a sığınır. Çünkü min hemezati şeyatin, şeytan dürtüştürüyor onu. İstiaze eden, şeytanın şerrinden Allah'a sığınan da şeytanın şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Öyle cümleler ki, yani böyle şehir caddelerine yazılmalı Ahmet kardeş bunlara. Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar. İtiraf etse affa müstahak olur. Ama inat ederse şeytan onu daha kötülere götürür. Bazen bakıyorum cemaatimiz içinde de bu sıkıntılar yaşanıyor ya. İlla benim dediğim doğru. Ya kardeşim senin dediğin doğru olabilir de olmayabilir de. Yani ne olur yani meşverete. Tamam kardeşim sen de haklısın. Anlatabildim. Geçen bir kardeşimiz geldi uzak bir şehirden. Diyor hocam yani bir abimiz meşveretle ilgili bir e-mail göndermiş bana. Ben de diyor bizim şehirdeki meşveret erbabına yani çok hoşuma gittiği için onu gönderdim. Kıyamet koptu diyor. Yani sen nasıl bana ben kimim ki bu kadar kusurlu muyum ki bana bu meşveretle ilgili düsturları gönderiyorsun. Ben Risale-i Nur okumadım mı? Vay be çare vay. Risale-i Nur buysa demiş Allah yardım eylesin hepimize. Olur mu öyle şey ya? Yani etmeyin eylemeyin ya. Üçüncü nokta. İnsanın hayat içtimaiyesini, sosyal hayatını ifsad eden, tamamen bozan. Sosyal hayat bu sefer, bu şahsi hayattır. Bir desise-i şeytaniye, şeytanın bir şeyi, yani desisesi, hilesi şudur ki, bu da çok önemli. Bu da maalesef, başta şahsım olmak üzere, çoğumuzun çok hata yaptığı bir nokta. Bir müminin bir tek seyyiesiyle, bir tek kötülüğüyle bütün hasenatını örter. Bediüzzaman Hazretleri harika bir misal veriyor. Nerede? Sözlerde mi o? O iki bina misali. Hani iki bina, birinin yüz kapısı var ama biri açık. Ha, sözlerde. 24'ün sözde. Tabii. Burada da var hocam. Ha burada da var. Peki tamam. O misali verelim. O çok önemli çünkü burayı okumak için. Bediüzzaman Hazretleri harika bir misal veriyor. Subhanallah. İnsanı iki tane binaya benzetiyor. Değil mi? Her ikisinin de 100 tane kapısı var. Ama birinci binanın 100 kapısından biri açık, 99'u kapalı. İkinci binanın ise 99'u açık, biri kapalı. Şeytanın diyor en önemli vazifesi şudur. Bura çok enteresan bir nokta yani. Nedir? Nedir? O diyor bir kapısı kapalı, 99'u açık olan binayı sana gösterirken hiç 99 tane açık kapıya baktırmaz. Der ki bu bina kapalı giremezsin. Bir tek kapalı kapı yüzünden 99 kapısı açık olan binaya seni sokmaz. Şeytanın vazifesi bu. Öteki biri açık 99'u kapalıya zaten yaklaştırmaz bile. Aynen öyle de diyor. Bir müminin vücudu böyle bir binaya benzer. Onun Allah'a iman, ahirete iman, namaz kılmak, oruç tutmak, içki içmemek gibi özellikleri ve vasıfları açık kapılardır. Ama bir de adamcağız şeydir, seni sevmiyor. O da kapalı kapıdır. Anlatabildim? Yani bir tek seni sevmeme kapısı kapalı diye diğer bütün kapılar açıkken o müminle hiçbir zaman küsemez. Hadise bu. Ama şeytan bir tek kötü özelliğini nazara verir diyor. Dinleyelim. İnsanın sosyal hayatını ifsad eden, bozan bir desise-i şeytaniye şudur ki, bir müminin bir tek seyyiesiyle, kötülüğüyle
bütün hasenatını örter. Ne kadar güzellikleri varsa onu örter. Şeytanın bu destesini dinleyen insafsızlar müminlere adalet ederler. Müminlere düşmanlık ederler. Halbuki Cenab-ı Hak haşirde bak adaleti mutlakayla mutlak adaletle hükmedecek. Ne demek adaleti mutlaka? Şimdi açıklayacak. Cenab-ı Hak adalet terazisinde tartacak. Anlatabildim mi? Mesela Ali Rıza kardeşimizin hasenatı 70 tane. Seyyiatı 60 tane. 70, 10 tane fazla değil mi? Bu insan iyidir diyecek, saittir diyecek. Adaleti mahsabudur. Yoksa 2-3 tane hatası yüzünden, anlatabildim mi? Ali Rıza kardeş kötüdür demeyecek. Adaleti mutlaka ile mizan-ı ekberinde, o büyük mizanda, terazide, amali mükellefini tarttığı zaman, bu mükellef demek yani biliyorsunuz İslami hükümleri yaşamakla görevli olan insanlar manasına, büluğa ermiş insanlar manasına, onların amellerini, yaptıkları fiilleri tarttığı zaman hasenatı seyyiatına galibiyetine göre bakar. Acaba iyilikleri, kötülüklerine galip mi değil mi? Bir tane de olsa galipse bunu anlatan yüzlerce Kur'an ayeti var yani. O insan sahiptir. Yoksa nedir? Şakidir. Mağlubiyet noktasında hükmeder. Yani galibiyeti mağlubiyeti noktasında. Burası çok önemli. Bediüzzaman Hazretleri bu derviş vahdetini tenkit ederken çok güzel bir tespit kullanıyor. Ben bunu çok kullanıyorum. Böyle diyor sağını solundan ayıramayan ve manasını bilmeden şeriat isteriz diyen bir kısım dindarlar var diyor. Aynen böyle. Allah etmesin bunların bunlar diyor 1000 sene yaşasa, hayalindeki hükümete ve devlete uygun bir hükümet gelemeyeceği için, o 1000 sene içinde Hazreti Ömer de olsa onun bile hükümetini tenkit eder diyor. Müthiş bir tespittir bu yani. Onu bile tenkit eder yani. Dünyaca adilliği meşhur olan Hazreti Ömer'in bile idaresini tenkit eder. Öyle. Hem bir de bir izah daha var. Şöyle düşüneceksin. 70 tane hasenatı var, 60 tane seyyiatı var. Ama şu da var, baştan beri okuduk. Seyyiatın sebepleri çok. Yani kötülük yapmak için insanı teşvik eden çok sebepler var. Hem seyyiatın esbabı çok, sebepleri çok. Ve vücutları kolay olduğundan, tahribat nevinden. Bazen bir tek hasene ile Cenab-ı Hak çok seyyiatını örter. Bir cümle söyleyeyim, siz de ümitlenersiniz. Hadis-i şerif. Cenab-ı Hak diyor, mahşerde amellerin muhasebesini yaparken bakıyor işte diyor ki Recep kulumun namazlarını kılmış mı diyorlar ki ya Rabbi işte sen bizden iyi biliyorsun ondan sonra yaklaşık bir 500 vakit namazı eksik anlatabildim mi? Peki diyor ki sünnet namazları kılmış mı? Hadis-i şerif bu. Kılmış ya, ya Rabbi diyorlar onu onun yerine say. Farzların yerine sen. Yani Cenab-ı Hak ne bileyim ki o kadar hakikaten öyle yani. Öyleyse demek bu dünyada da adalet-i ilahiye, o adalet-i ilahiye noktasında muamele etmemiz lazım. Yoksa sosyal hayatta yaşayamayız. Öyle ummadığım insanlardan çiğ hareketler gördüm ki hayatım boyu. Anlatabildim mi? Yani Resulullah Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı biliyorsunuz değil mi? Medine-i Münevvere'nin en zenginlerinden ve fakirlere en çok yardım eden. Fakat malum yani meşhur Kur'an-ı Kerim'de bir sureye adını veren o ifk hadisesi, Hazreti Ayşe'nin namusuna iftira hadisesi sebebiyle, daha önce de bunu naklettik, ayrıntıya girmeyeceğim. Kendisinin çok zekat verdiği, yardım ettiği, yani yardımlarıyla beslediği bir adam da iftiracıların içinde. Yemin ediyor ki ben bu adama bir daha yardımcı olmayacağım. Ayet geliyor. وَلَا يَأْتِلِ اُلُّ الْفَضْلِ مِنْكُمْ Fazilet sahibi içinizden olanlar böyle yardım etmeyeceğim diye yemin etmesinler diyor. Bakın öyle bir Kur'an ahlakı ki bu.
hakikaten ben olsam hiç bozmazdım yeminimi, açık konuşuyorum. Allah korusun, maalesef biz tabii imanımız öyle Hazreti Bekir gibi sağlam değil. Yani benim kızıma namus iftirasında bulunacak, ben de yan vereceğim. Yani zor yani. Yani zor. Ama bakın Kur'an'ın düsturuna bak. O zaman da ülül fadl olamıyoruz işte. Niye gülüyorsunuz? Doğru. O ülül fadl. Hepimiz düşüyoruz onda. Ya tabii tabii. Demek bu dünyada o adalet ilahiye noktasında muamele etmek gerekir. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemmiyeten, sayı itibariyle keyfi veya keyfiyeten, bazen keyfiyeten de olur. 100 tane hatası olur, öyle bir iyiliği olur ki hepsini kapatır Allah indiğinde. Ya onu da söyleyeyim de. Ya unuttuk mu onu? Yine ben unuttuk. Olan keserler. Onu tam anlatmanın yeridir bu yani. Subhanallah. Yavaş yavaş geliyoruz yani. Yaşlandık iyice bak. Onun için millet bizi tenkit ediyor. Yani hayır, çok önemli bir hadise de sahabenin ismini hatırlamaya çalışıyorum. Şimdi sen hatırlarsın. Büyük siyer hocamız karşımızda. Bedir Harbi'nde biliyorsunuz, bunu çok anlatıyorum ben. Çok sayıda kafir büyükler şey oluyor. Nedir? Esir ediliyor. Bunların hali ne olacak? Ayet gelmemiş. Hazreti Ömer diyor ya Resulallah, hali ne olacak? Hazreti diyor keseyim hepsinin kafasını. Ben Hazreti Ömer ve Yavuz'dan tarafım. Onu da söyleyeyim. Fakat Hazreti Ebubekir radıyallahu anh farklı bir şey söylüyor. Kur'an okusunlar diyor vesaire. Bunun üzerine ya kim o sahabe? Subhanallah. İsmini unuttuk. İnşallah buluruz. Nasıl bir fonksiyon icra etmiş hocam kendisi? Çok mühim bir fonksiyon. Şimdi bir sahabe şey var. Nedir? Kureyşliler arasında ileri gelen bir adam var. O ileri gelen adam. İsmini unuttum sahabenin. Yani babasının da kendisinin de ismi attık şeyimde. Kendimde ama telaffuz edemiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gidiyor. Zübeyir bin Mut'im bin Adi. Evet, Allah razı olsun. Ha, Mut'im bin Adi. Onun oğlu, Cübeyr. Cübeyr, evet, Cübeyr. Mut'im bin Adi babası. İbni Adi de meşhur Hatem-i Tayin'in torunlarından. Yani öyle çok cömert bir aile olduğu söyleniyor. Doğruluğunu bilmiyorum. Tabii bu Mut'im bin Adi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeyde nedir? Taif'te biliyorsunuz büyük bir sıkıntıyla karşılaşıyor. Geri dönüyor orada. Daha doğrusu kovuluyor yani. O günkü ifadeyle. Mecburen hücum ediyorlar. Öldürmek istiyorlar. Geri dönüyor. Yaralıyorlar. Bu sefer Mekke-i Mükerreme'ye giremiyor. Çünkü Mekke-i Mükerreme'de kendi mahallesine ulaşması için müşriklerin mahallesinden geçmesi lazım. Orada yasak. Her an ölümle karşı karşıya kalabilir yani. Hem Hazreti Ebubekir hem Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle sıkıntılı günler. Biliyorsunuz çobandan falan destek istiyorlar, Müslüman oluyor vesaire. Bunun üzerine o çobanı gönderiyor. Diyor ki git Utbe'ye söyle. Meşhur bir yavru da. De ki diyor onlarda var bu. Beni himayesine alsın. İleri gelen bir ağa sizi himayesine aldığı zaman ona kılıç çekmek veya vurmak bütün kabileye kılıç çekmek ve savaş ilan etmek gibi kabul ediliyor. Bundan dolayı Utbe'ye gidiyor. Utbe diyor ki asla elimde gelirse öldürürüm onu diyor. Ondan sonra bir iki tane daha büyük gavura gidiyor. Hepsi reddediyor. Bunun üzerine Mut'im bin Adi'ye gönderiyor. Bunun 7 veya 17 tane erkek çocuğu var. O da diyor ki Muhammed'i himayem altına almak benim için şereftir. O dürüst bir adamdır. Dinini kabul etmesen de diyoruz. Bunun üzerine atlarına diyor ki ya 7 ya 17 çocuğu var. Haydi diyor atlara binin, silahları kuşanın, doğru Kabe-i Muazzama'ya. Kabe-i Muazzama'ya gelip o zaman tabii şimdi bizim tavaf yaptığımız yerde atla dolaşıyorlar. Bir sefer böyle dönüyor. Diyorlar ki Muhammed bizim himayemizdedir. Ona el kaldıran bize el kaldırmış olur. Bunu bütün Mekke duyuyor tabii. Bütün ileri gelenler orada. Ve Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellemi evine kadar getiriyor. Arkadaşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeyi çağırıyor Cübeyr'i.
sahabeden birisi. Ve maalesef, maalesef Bedir Harbi'nde babası Mut'im bin Adi de öldürülen ileri gelen müşriklerden. Bu da çok enteresan. Öldürülmüş. Babası öldürülmüş yani. Kendisi de Müslüman sahabe ordusunda. Diyor ki ey Cübeyr, eğer senin baban sağ olsaydı diyorsun, acaba bu esirler hakkında nasıl bir muamelede bulunmamızı isterdi? Cevap çok enteresan. Diyor ki ya Resulallah, bunlar müşrikin ile Mekke'nin ileri gelenleri. Babam da bunların içinden biriydi. Dolayısıyla affedilmelerini isterdi diyor. Diyor ki Mut'im bin Adi, İslam'ın ve bizim en sıkıntılı anımızda öyle bir yardım eyledi ki onun hatırı için diyor, affediyorum diyor. Bakın ölen bir müşrik bu. Demek ki bazen bir hasene bunu şeyin nedir bizim Bekir Berkabi'nin Ali Fuat Başkilli ile ilgili hatırasını biliyorsunuz değil mi onu? Sen bilmiyor musun? Vay mübarek. Anlatayım mı onu da? O da buna uygun. Üstadın izahı o da. O da çok önemli. Yani demek ki biz akıllı olmalıyız. Yani herkesi kafirdir, kötüdür, şudur, budur demek. Yani bu İslam'ın düstur. Sosyal hayatımızı mahvediyoruz işte. Onun için bir türlü huzur bulamıyoruz. Rahmi abi bizzat anlattı bana. Şu anda sağ. Rahmi abi diyor ki, Bekir abinin yazıhanesine gittim diyor. Biliyorsunuz 1960'tan sonra 5 sene Müslümanları müdafaa eden kimse yok. Ne Hayrettin Karamanlar var, ne şunlar, ne bunlar. Bir tek kişi var. Ali Fuat Başkilli. Aslanlar gibi yazı yazıyor. Yazılarını okumanızı tavsiye ederim. Hakikaten muhteşem yazılar. Ve savunuyor. Biz de diyor Ali Fuat Başkilli deyince Veliyullah aklımıza geliyor diyor. Yani öyle üstü zannediyoruz. Hakikaten ben de öyle. Onun o gençliğe hitabesi diye mükemmel bir kitabı var. Gençlerle baş başa diye. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim gençler. Ben de okudum. Böyle zevkle okudum yani. Bunun üzerine diyor, dedik ki diyor Bekir abiye, Bekir abi de diyor öyle biliyor onu. Gidelim Ali Fuat Başkilli Hoca'yı ziyaret edelim hukuk fakültesinde. Sonra da beraber cuma namazını Beyazıt Camisi'nde kılarız dedim diyor. Beraber gittik, hocanın elini öptük diyor. İkimiz de öptük. Bekir, üstadımız nasıl dedi diyor, sordu. Selamlar mı söyledi? Biz de ziyarete gidiyoruz. Pierre Lotte Oteli'nde diyor üstad. Bu şey münasebetiyle biliyorsunuz. Gençlik Risalesi davası sebebiyle İstanbul'da. Oradan üstadı ziyarete gideceğiz diyor. Neyse diyor sohbetin sonunda ezan okumaya başladı. Dedi ki hocam buyurun beraber. Dedi ki diyor evladım. Cenab-ı Hak bize ömrümüzde henüz nasip etmedi cuma namazını kılmayı. Gidin bana da dua edin kardeşim demiş. Bırak beş vakit namazı. Anladın değil mi? Cuma namazında kılmıyormuş. Biz tabii diyor kaynar su döküldü başımıza. Gittik diyor üstada. Ne onun selamını söyleyeceğiz diyor. Öyle kızmışız ki diyor. Selamını falan söylediğimiz yok. Beni diyor gördü. Hoş geldin Bekir kardeşim dedi. Sarıldı diyor. Rahmi abiyi de tanıttım. Rahmi abi diyor beni tanıttı. Ben de elini öptüm diyor. Hiç diyor selamını söylemedi Ali Fuat'ın diyor. Öyle kızmışız ki Ali Fuat başkıyla. Demiş kardeşim Bekir, elini tutmuş böyle. Tarih-i İslam'da, İslam tarihinde öyle zatlar gelmişler ki namaz dahi kılmadıkları halde en az 7 veli kadar bu din-i mübini İslam'a hizmet etmişlerdir. Ali Fuat Başkil de onlardan biridir demiş. Büyük bir başka şey. Üstad sadece yazmamış, yaşamış. Anladın değil mi yani? Yaşamış. Şu cümleyi tek uzattık ama fakat eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemiyeten veya keyfiyeten buradan çıktı. Ziyade gelse o adam muhabbete ve hürmete müstahaktır. Ali Fuat Başkilli de layıktır o hürmete ve sevgiye. Belki kıymetler bir tek haseneyle çok seyyiatına, çok kötülüklerine nazarı aff ile bakmak gerektir, lazımdır. Halbuki insan fıtratındaki zulüm damarıyla innel insane le zalumun keffar. Böyle aşırı mübalağalı olarak zalim. Şeytanın da telkiniyle bir zatın 100 hasenatını
100 tane iyiliğini bir tek seyyiye kötülük yüzünden unutur. Mümin kardeşine adavet eder, günahlara girer. Nasıl olur böyle ya? Hemen maddi bir misal veriyor. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa bir dağı örter göstermez. Misale bak. Hakikaten bir sinek kanadı gelse veya bir saman koskoca dağı örter. Aynen öyle de bir insanın küçük bir kusuru, onun için ben yıllarca hala asılı benim evimde. İttaki şerra men ahsente ileyh. Moralin bozulmaması için iyilik ettiğin insanların şerrinden Allah'a sığın. Hadis-i şerif. Anlatabildim mi? Yani çok enteresan. Öyle de insan garaz damarıyla sinek kanadı kadar bir seyyiye kötülükle dağ gibi hasenatı örter, unutur. Mümin kardeşine adavet eder, düşmanlık eder. İnsanların hayat içtimaiyesinde, sosyal hayatımızda bir fesat aleti olur. Şeytanın bu desisesine benzer, diğer bir desiseyle insanın selameti fikrini ifsad ediyor. Yani fikir düzgünlüğünü bozuyor. Nasıl? Hakaik-i imaniyeye karşı, iman hakikatlerine karşı sıhhat-i muhakemeyi, yani sağlıklı muhakeme yapmayı ve düşünmeyi bozuyor. İstikamet-i fikriyeyi, fikrin istikametini ihlal ediyor. Şöyle ki, bu da çok önemli. O kadar hemen Allah'a iman ve ahirete iman gibi iman hakikatlerine tatbik ediyor bu kaideyi. Aynen öyle de, bu da fikir bozukluğu. Cenab-ı Hakk'ın varlığını gösteren on binlerce delil var. Neydi belirsiz bir şeyin, nedir o meşhur evrim teorisinin sahibi olan sahtekar? Darwin'in şüphelerine bakarak şüpheye düşüyor. İşte bir tek sinek kanadı yüzünden dağı inkar ediyor. Bir hakikat-i imaniyeye dair, iman hakikatlerinden biri, Allah'a iman, ahirete iman gibi, meleklere iman gibi, yüzlerce ispat delillerinin hükmünü nefine delalet eden, onun aksine, olumsuzluğuna delalet eden bir emare dediği basit bir işaretle kırmak ister. Şeytan böyle. Halbuki kaide-i mukarreredir ki, kesinleşmiş bir kuraldır ki, bir ispat edici çok nefyedicilere tereccüh ediyor. Ne demek bu efendim? Bunu üstad çok kullanıyor. Yani bir tane ispat eden, binlerce reddedenlere tercih edilir. Nasıl? Ali Rıza kardeş diyor ki, Hindistan cevizi yoktur. Ne demek böyle kenarı ceviz, içi süt? Böyle bir şey yoktur. Ali Rıza kardeşe hepiniz dahil olsanız. Ben de vardır diyor. Anlatabildim mi? Cebimden de çıkarıp ortaya koyuyorum. Hepiniz getiriniz. İsterse 1500 kişi olun. Anlatabildim mi? Çünkü bir tek ispat eden binlerce reddedenlere bedeldir. İspat edenleri Bediüzzaman bir hazineyi sırtlanıp götüren çok kişiye benzetiyor. Ama inkar edenleri bir hendekten teker teker atlayanlara benzetiyor. Harika bir misal o da. Bir davayı ya müsbit, yani ispat eden bir şahidin hükmü 100 tane nefy edenlere teraci olur. Ben gördüm diyor. O zaman görmedim diyenlere, yani tabii görmemen normal. Bu hakikate, bu temsille bak şöyle. Bir saray, ha bak burada. Aynı misal buradaymış ya, sen burada olduğunu anlamadım ben. Biraz önce verdiğimiz misal, özür dilerim ama şeyde, sözlerde biraz daha ayrıntılı değil mi? Bir saray, yüzer kapalı kapıları var. Bir tek kapı açılmasıyla o saraya girilebilir. Öteki kapılar da açılır. Eğer bütün kapılar açık olsa, bir iki tanesi kapansa o saraya girilemeyeceği söylenemez. İşte hakaik-i imaniye, iman hakikatleri o saraydır. O benim anlattığım müminlerle alakalı biliyorsun üstad orada. Burada farklı veriyor üstad. Her bir delil bir anahtardır. İspat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o iman hakikatlerinden, o hakaiki imaniyeden vazgeçilmez ve inkar edilmez. Şeytan ise bazı esbaba, sebeplere binaen ya gaflet veya cehalet vasıtasıyla kapalı kalmış olan bir kapıyı gösterir. İspat edici bütün delilleri ve kapıları nazardan iskat ediyor, düşürüyor. İşte bu saraya girilmez. Hatta saray değildir diyor. İçinde bir şey yoktur diyor. Kandırıyor. İşte ey şeytanın desiselerine, hilelerine müptela olan beçara insan. Hayat-ı diniye, hem dini hayat,
hayat-ı şahsiye hem özel hayat hem de hayat-ı içtimaiye, sosyal hayatın selametini ve huzurunu istersen ve sıhhat-ı fikir, fikrin doğru olsun, istikamet-i nazar, bakışın müstakim olsun ve selamet-i kalp, kalbin de huzur içinde devam etsin diye istersen muhakemat-ı Kur'aniyenin mizanlarıyla. Bura çok önemli. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Ali İmran diyor ki Kur'an-ı Kerim'de iki tür ayet var. Birisi burada muhakemat değil muhkemat. Ben yanlış okudum. Birisi muhkemat. Hünne ümmül kitap diyor Kur'an-ı Kerim. Asıl kitabın anası bunlar. Yani bugün özellikle bu asırda televizyonlardaki programlar vasıtasıyla maalesef Ali Veli'ye karıştırılıyor. Sanki Kur'an'ın ve sünnetin bütün şeyleri, nasları böyle yoruma müsait, işte herkes anlamaz vesaire gibi anlatılmak isteniyor. Gayet açık üstad bunu anlatıyor. Kur'an'ın iki türlü ayetleri var. Bir kısmı muhkemattır. Ne demek muhkemat? Tevile, yoruma, akıl yürütmeye gerek yok. Allah birdir, sıfatları ortadadır. Peygamberler vardır. Melekler vardır. Ahiret vardır. Kader vardır. Dolayısıyla biz o ihtilaflı olan, anlaşıldığım, ona Kur'an-ı Kerim müteşabihat tabir ediyor. Yani manası ancak tevil ve tefsirle anlaşılabilen bazı ayetler. Onları bilmesek de olur. Ama Kur'an'ın açık manalı, tevile ve yoruma ihtiyacı olmayan muhkemat-ı Kur'aniyenin mizanları, ölçüleri ve sünnet-i seniyenin terazileriyle amal, bütün işlerimizi, bütün hatıratımızı tartacağız. Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeyi daima rehber yapacağız. Ve euzu billahi mineşşeytanirracim diyeceğiz. Cenab-ı Hakk'a ilticada bulunacağız. Şey, sıgayı değiştiriyorum yani, bulun demiyorum. İşte bu 13 işaret, 13 anahtardır. Kur'an-ı Mu'cizül Beyan'ın en ahirki suresi olan Euzu billahi mineşşeytan suresi, hangi ahirki suresi? Kul euzu bi rabbil nas. Kul euzu bi rabbin nas. Melikin nas. İlahin nas. Bu çok önemli. Ey şanlı peygamber, ey Kur'an'ın muhatabı olan insan. Şöyle de, insanların Rabbi olan Allah'a, İnsanların maliki ve meliki olan Rabbimize ve insanların ilahı olan bizi yaratan Rabbimize sığınıyoruz. Neden? Çok sinsi ve kalplere vesvese veren şeytanın şerrinden. O şeytan ki insanların gönüllerine işkiller düşürür, şüpheler düşürür, vesveseler verir. Bu şeytan sadece cinlerden olmaz. Cinlerden de olur, insanlardan. Hadise bu. En sonki sure ve euzu billahi mineşşeytanirracim'in mufassalı ve madeni olan Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim, Kul euzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî vesvisu fî sudurin nas, minel cinneti ve nas suresinin hısn-ı haslini, çok sağlam kalesi, sağlam kale bu. Ve kal'ay metininin sağlam kalesinin kapısını bu okuduğumuz 13 anahtarla aç, gir, dünya ahiret selameti bul. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve kur rabbi e'udu bike min hemezati şeyatim ve e'udu bike rabbi en yahturun el Fatiha. Allah'a emanet olun.